Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere orkide videosuyla geldim. Bugünkü videomuzda orkidelerimize kürü uygulayacağız. Hangi kürü vereceğimi de sizlerle paylaşacağım. Orkidelerimizin bu şekilde hava köklerinin olmasına yardımcı oluyor. Dolu dolu tomurcuk çıkarmasına, çiçek dalı çıkarmasına yardımcı oluyor. En azı yapıp verdiğinizde 10 günde orkidelerinizde farkı göreceksiniz arkadaşlar. İnanılmaz etkileyici bir kür tarifi paylaşacağım. Önce sizlere orkidemin köklerini göstermek istiyorum. Bakın saksı içerisinde yolan köklerine bakar mısınız? Ne kadar güzel, sağlıklı, aktif çalışan kökleri var. Aynı şekilde diğer orkidelerimin de sağlıklı kökleri var. Hava köklerine bakar mısınız? Ne kadar güzel, sağlıklı. Bu orkidemde de aynı şekilde toprak içerisindeki, saksı üzerindeyi hava kökleri çok güzel, sağlıklı, aktif şekilde çalışıyor. İlk önce bizim orkidelerimizin kökleri bu şekilde aktif çalışması gerekiyor ki güzel çalışması gerekiyor ki o orkide çiçek dalı çıkarabilsin. Gördüğünüz gibi benim orkidelerim her tarafından yeni bir kökler, yeni çiçek dalı, her tarafından çok güzel hava kökleri çıkmaya başladı. Bu şekilde de bir güzel çiçek dalı çıkmaya başladı. En azından yılda iki kere çiçek açtırabiliyoruz. Bakın burada da bir tane çiçek dalı, burada da bir tane çiçek dalı. Bu şekilde sağlıklı orkide yetiştirmenin sırrı bu da arkadaşlar. Limon Limonlu suyla haftada bir kere, 10 günde iki kere hava köklerinin üzerine, yapraklarına püskürttüğünüzde inanılmaz faydalarını göreceksiniz. Limonun içerisinde olan vitaminleri ben anlatmasam da biliyorsunuz. Yüksek miktarda C vitamini var. Antiseptik özelliği var. Çiçekler için çok faydalı ve özellikle orkideler için çok faydalı. Bu şekilde 1 litrelik suyumu aldım. Bakın burada gözüküyor. 1 litre buraya kadar su doldurdum. Özellikle söylüyorum suyumuz iyice dinlenmesi gerekiyor. En azı 3 gün 4 gün ağzı açık bir şekilde dinlendirmeniz gerekiyor. Bu karışımın içine pardon bu suyun içine ben bir çay kaşığın ölçüsünde limon suyu dökeceğim. Limon tuzu da dökebilirsiniz arkadaşlar. Sadece 2 gram ölçüsünde. Ben doğal olarak yapıyorum. Bu şekilde de bir güzel karıştıracağız. Suyla limon suyu birbirine bir güzel karışması gerekiyor. Daha sonra ağzını kapatıp çiçeklerimizin yapraklarından ve hava köklerinden besleyeceğiz. Evet önce bu şekilde kapatalım. Tekerle biraz zor oluyor. Zor olsa da sizler için, hepsi sizler için inanın ki bu şekilde de bir güzel hava dolduruyoruz. Şimdi bakın bu şekilde önce orkidelerimizin yapraklarından her tarafına bir güzel iyice ıslatmanız gerekiyor. Hava köklerinin üzerinden her tarafından güzelce ıslatmanız gerekiyor. Bu işlemi 10 günde 2 kere de yapabilirsiniz. Haftada 1 kere de yapabilirsiniz. Orkideler için çok faydalı bir kürdü. Bu şekilde yapraklarından beslemeniz gerekiyor. Hava köklerinden beslemeniz gerekiyor. İnanılmaz fayda sağlayan bir kürdü. Bu şekilde Su püskürdürken çiçek açan orkidelerinizin çiçeklerine su değdirmeyin arkadaşlar. Bu da çok önemli. Çiçekleri sağlıklı olması için, çabuk solmaması için. Tomurcuklara vurabilirsiniz ama çiçeklere vurmayın. Her tarafından bu şekilde bir güzel besledik. Vitaminli suyla püskürttük. Sağlıklı orkide yetiştirmenin sırrı sadece bu. Ben daha önceden de paylaşmıştım bu kürü inanılmaz fayda sağlayan bir türdü. Akşamdan suluyoruz orkidelerimizin. Orkidelerimizin nemli bir toprağına püskürtmemiz gerekiyor. Çok güzel faydalarını göreceksiniz. Bunu da göstermek istiyorum. Bakın göbek kısmına su toplandı. Bu suyu püskürttükten sonra bu şekilde bırakmayın. Suyu dökmeye çalışın. Daha sonra bir kağıt peçetesinin yardımıyla suyu iyice kurulamanız gerekiyor. Bu çok önemli, çok faydalı. Eğer orkidelerinizi su püskürttükten sonra kağıt peçete ile kurulamasanız orkidelerinizin göbek kısmından veya yaprak dibilerinden mantar hastalığına bulaşacaktı. %100 mantara bulaşacaktı. O yüzden su püskürttükten sonra göbek kısımlarında suyları iyice kurulamanız gerekiyor. Sağlıklı orkide yetiştirmek istiyorsunuzsa yapraklarından besleyin ve su püskürttükten sonra bu yan yapraklarına toplanan, göbek kısmına toplanan suyu iyice kurulayın. Görün orkideleriniz ne kadar güzel, sağlıklı büyüyecekti Ben bu şekilde bakıyorum. Sizlere de severek paylaşıyorum. Gördüğünüz gibi benim orkidelerim ne kadar sağlıklı. Eski takipçilerim biliyor zaten. Ben 5 tane orkide besliyorum. Ben şu an kirada oturduğum için çok bakamıyorum. Hepsi biliyor orkidelerimin her sene, her ilkbaharda, sonbaharda yeni çiçek dalı çıkarıyor. Yeniden güzel canlanmaya başlıyorlar. Bakın bu şekilde çok güzel çiçek dalı çıkarmaya başlıyorlar. Yeniden bir çiçek dalı çıkmaya başladı. Bu da güzelliğin çiçeğini göstermeye başladı. Dolu tomurcukları olmaya başladı. Her yıl benim orkidelerim iki defa çiçek açar arkadaşlar. Eğer sizin orkideleriniz çiçek açmıyorsa, bu şekilde sağlıklı kökleri varsa da, aktif çalışan kökleri varsa da, o orkidelere muhakkak yer değişimi yapmanız gerekiyor ve serin bir yerde tutmanız gerekiyor. Orkidelerinizi şu an havalar ısındı. Pencerenizi açık bırakın. Gece de açık bırakın. İyice orkidelerin yaprakları üşüsün, hava köklerinin üzeri üşüsün, soyukluğu hissetsin. Bu şekilde üşüttüğümüzde orkidelerimiz yeniden çiçek dalı çıkarabiliyor. Ben Mart ayında penceremi açık bıraktım. Gece saat 12'de veya 1-1.30'da kapattım. İyice yaprakları üşüdü, hava kökleri üşüdü. Bir haftadan 10 günden sonra arkadaşlar yeniden çiçek dalı çıkarmaya başladı gövdeden. Boğumlardan yeniden canlanmaya başladılar. Ben gördüğümde çok mutlu oldum. İnanın ki bu şekilde baktığımızda orkidelerimiz çok kısa sürede bu şekilde güzel çiçek dalı da çıkarabiliyor. Güzel çiçek açabiliyor. Gördüğünüz gibi her tarafından yeniden dolu tomurcukları geldi. Bunun hepsi Mart ayında çıkan güzellikler. Yeniden çiçek açmaya başladı. İlk önce bu şekilde sağlıklı kökler sağlıklı toprak içinde kökler, sağlıklı yapraklar ve daha sonra gece dışarıda bırakarak da orkidelerinizi çiçek açtırabilirsiniz. Bundan korkmayın. En azı 14 dereceli, 15 dereceli yerde tutun. Orkideleriniz kısa sürede çiçek dalı çıkaracak. Bugünlük de bu kadar olsun. Umarım sizlere faydalı bilgiler vermişimdir. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Yeni bilgilerle, yeni videolarla görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.